Sistem entegratörün format dönüşümü yaptığını söylemiştik. Şimdi teknik olarak bakacak olursak, bir işletme tedarikçilerinden farklı farklı formatlarda Word, Excel, Text, XML ya da daha başka formatlarda aldığı fatura bilgisini özel entegratör UBR formatına çevirmekte, UBR formatında gelir dersi üzerinden alıcıya iletmekte. Tersinden bakacak olursak, gelir dairesi üzerinden UBR formatında gelen ya da UBR standartında gelen bir fatura ise mükellefin sistemine kolayca adapte edilebilmesi açısından hangi formatta ihtiyaç duyuyorsa o formata çevrilip mükellefe sunuluyor. Yani bunlar UBR formatını tekrar işlenebilir XML formatlarına, text formatlarına ya da Excel formunda eğer isteniyorsa bu şekilde fatura bilgilerinin oluşturularak muhasebe sistemlerine otomatikman aktarılmasını sağlıyor. Tabii bu şekilde görülen bir de elektronik arşivleme kısmı var. Burada özel entegratörün aynı zamanda elektronik fatura saklamacı kuruluşu olabileceğini söylemiştik. Bunun için özel entegrasyon şartlarının dışında farklı şartlara gerek yok. Aynı standartlar ya da özel entegratör için kurulan yapı saklamacı kuruluş olmak için de yeterli. Özel entegratörler nasıl yetki alıyorlar? Öncelikle normal bir entegrasyon gibi bize başvuru yapıyor. Çok ayrıntılı şekilde bir BIS raporu düzenliyor. Bizim istediğimiz sertifikasyonlar var. İlerleyen slaytlarda bu sertifikasyonlara değineceğiz. Bu sertifikasyonlara sağlaması gerekiyor. Artı kendi oluşturduğu ve bize entegre ettiği yazılımın çoklu şekilde mükelleflerin belgelerini ve bilgilerini alıp taşıyıp işleyecek ya da bunu UBR standartına gelir dersine iletip UBR standartı gelir dersinden alıp tekrar dağıtacak şekilde yapıyı kurması gerekiyor. Bunun için bir test süreci var. Bu test süreci otomatik bir süreç. Bu süreci tamamladıkları takdirde özel entegratörler yetki alıyorlar. Bizim özel entegratör için koyduğumuz koşullar 421 numaralı tebliğde özel entegrasyon kılavuzunda yazılı. Mükelleflerin gelir dersi başkanlarının özel entegratör sisteminde gerek dokümantasyon üzerinden gerekse yerinde inceleme yaparak denetim yapma yetkisi tebliğde getirildi. Ve mükelleflerin bu yetkiyi almadan önce bize bir yıllık süreleri içerisinde istenen yapıyı kurmuş olmaları gerekiyor. Bu yapı kurulduğu takdirde yazıyla başkanlığımızdan izin alıp biz de onları sitemizde yayınlıyoruz. Sertifikasyonlar meselesi, şimdi özel entegrasyon yönteminde hizmet verecek özel entegratörlerin uymaları gereken en önemli kurallardan bir tanesi de sertifikasyonları sağlamaları. Nedir bu sertifikasyonlar? 4 tane ana sertifikasyon var. Bunlardan ISO 22301 dediğimiz iş güvenliğini, uluslararası iş sürekliliğini sağlama standardı. Bu kesintisiz faturalaşma hizmeti vermenin ön koşulu. Bu standart ülkemizde verilmiyor. Yabancı ülkelerden bu standarda başvurup alıyorlar. Uluslararası uzmanlar gelip burada özel entegratör sistemlerini denetliyor ve bu standarda uygunluk açısından yeterli görüyorsa eğer bu belgeyi kendilerine veriyorlar. Bu belge alınması zor ve pahalı bir belge ve belli bir süreç gerektiriyor ve bu uzmanlık gerektiriyor. Ülkemizde bu standardı TS önümüzdeki dönemlerde verecektir ancak şu anda hazır olmadığı için bizim de bu standarda bu hizmet açısından özel entegrasyon hizmeti açısından ihtiyaç duyduğumuz için bu standart temel standart olarak ortaya çıktı. Bir diğer standart bilgi güvenliği standardı. ISO 27001. Bu bilgi güvenliği standardı mükelleflerin bilgi gizliliğini koruyarak ya da mükelleflerin hukuklarını koruyarak hizmet vermesini sağlayan bir standart. Sistemi içerisinde gerekli yetkilendirmelerin yapılmış olması, bilgilerin ne düzeyde paylaşıldığı ya da paylaşılmadığı noktalarında yeterli olup olmadığını ortaya çıkaran bir standart. Mükellef 21.001 standartını aldığında bilgi işlem sisteminin güvenli olduğu kabul edilebiliyor. Uluslararası ISO 21.001 ya da TS ISO 21.001 standartını alan mükellefler bilginin güvenliğini sağlama konusunda yeterli kabul ediliyor. Bir diğer standart ISO 20.000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemleri Belgesi. Bu belge bilgi teknolojilerinde hizmet veren kurumların bu hizmeti belli bir kalitede ve belli bir düzeyde verdiğini ispat eden belge. Bunun için de bu belgeyi almak gerekiyor. Yani faturalama hizmetinin belli bir kalitede verilmesinin
sağlanması açısından 20 bin ISO 20 bin belgesi de şart koşuldu. Bir diğer standart özel entegratör sisteminin ITIL uyumlu olması. Information Technology Infrastructure Library dediğimiz bilgi teknolojileri, kütüphane altyapısı, kütüphane altyapısında yazılı standartları karşılamış olması. Artı ITIL uyumlu ATIL sertifikalı personel çalıştırmış olması gerekiyor. Ve böylelikle kaliteli hizmet vermesi açısından önemli bir standardı sağlamaları gerekiyor. Bir standart, bizim mali mühür uyum ve değerlendirme raporu dediğimiz bir rapor daha var. Özel entegratörlerin faturaları imzalamalarını noktasında uluslararası standartlara da ulusal standartlara uygunluğunun denetlenmesi açısından TÜBİTAK'a verilmiş olan bir yetki. TÜBİTAK, özel entegratör olacak kurumun sistemleri ve imzalama süreçlerini inceleyerek uygunluğunu gösterir bir rapor yayınlıyor. Özel entegratörün bu raporu alması zorunlu. Tabii başta bahsetmiştik, sadece 22.301 standardın alınması yeterli değil. Bu 22.301 standardını sağlayan önemli bir husus da felaket kurtarma merkezinin oluşması. Bu felaket kurtarma merkezi de farklı lokasyonlarda kurulması gerekiyor. Örneğin İstanbul'da çalışan bir özel entegratörün felaket kurtarma merkezini farklı bir ilde kurması gerekiyor. Eğer depremsel ya da hava koşulları ya da başka öngörülmeyen tehditlerin ya da tehditlerin ortaya çıkması durumunda saatler mertebesinde bir sürede sistemini bu felaket kurtarma merkezine aktarabilir düzeyde olması gerekiyor. Bu da elektronik faturanın 7/24 kesintisiz bir hizmet gerektirdiği için kabul edilebilir bir süre, ancak saatlerle ifade edilebilir bir süre olması gerekiyor. Aynı zamanda özel entegratörün hizmet verirken iş etki analizi uygulaması gerekiyor. Önleyici kontrolleri yapmış olması gerekiyor. Acil eylem planlarının olması gerekiyor. Biz bunları bilgi işlem sistem raporunda olsun, yerinde yaptığımız incelemelerde olsun, biz özel entegratörden bu şartları yerine getirmesini arıyoruz. Bu şartları yerine getiren özel entegratörler bizden yetki alıyorlar. Şu anda 17 tane özel entegratörü yayınladık. Bunlardan 7 tanesi saklamacı kuruluş olarak izin için başvuru yaptılar. Şu anda çalışan yetki almak için çalışan özel entegratörler de, adayları da var. Önümüzdeki dönemde servis sağlayıcılığını oturtabilmek için ülkemizde yeteri kadar özel entegratörün yeteri kadar mükellefe hizmet vermesi bekleniyor. Bunun için özel entegratörler mükelleflere verecekleri hizmetin kalitesi açısından ya da başkanlığımızın aradığı nitelikler açısından kaçınılmaz bir elektronik faturalamanın kaçınılmaz bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Bu akış hızlı geçtiği için tekrar edecek olursak, mükellef elektronik fatura uygulamasına elektronik ortamda başvuru yapıyor. Bu başvuru dakikalar içerisinde gerçekleşiyor. Başvuru yaparken uygulamayı özel entegrasyon yöntemiyle kullanacağını elektronik ortamda iletiyor. Daha sonra özel entegratör kendisine başvuru yapan mükellefin bilgilerini elektronik ortamda bize aktarıyor. Biz mükellefin durumunu inceleyerek özel entegratöre bir onay veriyoruz. Bu onaydan sonra özel entegratör üzerinden canlı ortamda gerçek faturaları gönderip almaya başlıyor. Özel entegratör sistemine nasıl geçilecek? Elektronik ortamda başvuruyla özel entegratör sistemine bizzat seçerek geçebiliyorlar mükellefler. Mevcut portal kullanıcıları da hiçbir şey yapmadan direkt özel entegratöre başvuru yaparak, onunla anlaşma yaparak özel entegratöre geçiş yapabiliyorlar. Daha önce bizden entegrasyon izni almış mükellefler ya da entegrasyon çalışmasını halen devam ettiren mükellefler de özel entegratöre müracaat ederek özel entegratöre geçiş yapabiliyorlar. Bunun için bize bir yazılı dilekçe verip hesaplarını kapattırmaları gerekiyor. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Veli Bey'e değerli sunumlar için çok teşekkür ediyoruz.